Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Herkese merhabalar. Evet, Tokat'tayız. Son günlerimizi icra ediyoruz. Ve İstanbul'a döneceğiz. Sizlere de Tokat'ımızın Ballıca mağarasını paylaşmak istedim. Biraz nefes nefese kaldık. Uzun bir yol ve yordu bizi. Şöyle girişten başlayalım sizlere. Paylaşmak istedim. Belki ilk defa görenler olabilir. Muazzam bir güzellik. Yağmur yağdığı için buralara kadar su akmış arkadaşlar. Ve aşağı merkezde yağmur yok ama Ballıca mağarasına çıktığımızda yağmuru görebiliyoruz. Şöyle paylaşayım sizlere. Flaş kullanmak yasak. Bizleri uyarıyorlar mağaraya girmeden önce. Biraz karanlık çekim olabilir. Ama maalesef flaş kullanmayacağız kesin ve kesin uyardılar. Buraya ikinci ziyaretim. Daha önce de gelmiştim. 2015 veya 16 senesi olması lazım. Havuzu salon. Şöyle sizlere paylaşayım. Normalde tıklım tıklım oluyor arkadaşlar. Ama bugün İlk ziyaretçi biziz. Biraz erken geldik. Çünkü başka yerlere de uğrayacağız. O yüzden erkenden işimizi halledelim ve yolumuza devam edelim. Şöyle sizlere paylaşayım. Muazzam bir güzelliği var arkadaşlar. Bildiğiniz dağın taşları sarkmış. Bal gibi sarkmış. O yüzden Ballıca mağarası deniliyor. Burayı benden daha iyi bilenler olabilir. O yüzden hatam varsa düzeltebilirler. Şöyle devam ediyoruz. Evet, sarkıkları görüyorsunuz. Mum erir, sarkar aynı şekilde. Onun gibi. Daha da güzel yerleri var. Devam ediyoruz. Tam kapanmadan bayram sonuna kadar memleketteydik. Şimdi gezilerimizi yapıyoruz ve değerli dostlar İstanbul'a döneceğiz inşallah. Çarşamba günü İstanbul'da olacağız. Dört dörtlük ışıklandırma yapmıyorlar. Bir de ışık rengi yani tonu. Gördüğünüz gibi kapalı ton. Herhalde buradaki sarkıklara zarar veriyor arkadaşlar. Şimdi kamera ne kadar gösterebilemiyorum ama gözle bakıyorum muazzam bir yani isteseniz yapamazsınız bunu. Evet, insanlar için bunlar birer ibret arkadaşlar. Allah Teala her şeyi insanoğlunun ayağına sermiş resmen. Gördüğünüz gibi sessiz normalde. Diğer gelmemizde şu gördüğünüz yürüme yerlerinden müsaade alıyorduk resmen. Tıklım tıklım oluyordu. Şöyle konumlarda herkes resim çektiriyordu. Video çekiyordu. Ve inanın yeri bulamıyorduk. Müsaade istiyorduk. Bir tane biz resim çektirelim diye. Mağaranın belli bir noktalarında su damları damlıyor arkadaşlar. Bayağı bir uzun bir mağara. Yani yaklaşık bildiğim kadarıyla 16 kilometre kadar bir uzunluğu var. Sesim zaten çok net bir şekilde yansınıyor. Büyük damla taşar salonu. Flaş kullanamıyorum. Flaş açsam daha net gösterecek. Ve sizlere de daha iyi görüntü olacak ama tabiatın dengesine yani bu mağaranın şeyine aykırı bir durum. O yüzden flaşa girmiyoruz arkadaşlar. Şuradan yukarıda çıkış var ama orayı Işıklandırmayı kapatmışlar maalesef. Normalde yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın kapkaranlık. Merdivenler var. Şöyle paylaşayım sizlere. Olabildiği kadar net. Bakın hala iniyoruz. Bayağı bir yukarıdan indik ve hala inişe devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Hala aşağı iniş devam ediyor arkadaşlar.
Ve şunu da belirteyim. Mağarada insanın nefes açılıyor arkadaşlar. Derin bir oksijen mi diyelim, ciğerlerinize kadar işliyor. Bayağı bir nefes açıyor. Özellikle sigara içenler buralarda rahatlayacağını umuyorum. Şöyle paylaşayım. Oturma sandalyeleri vesaire var. Ama lakin kamerada sizlere paylaşamıyorum. Evet, çöküntü salonu. Her bölümün ayrı ayrı gördüğünüz gibi. Şu sarkıtlara bakmanızı istiyorum. Mükemmel ya. Bunun gibi daha da sarkıtlar var. Onları da paylaşacağım. Şu yazıyı beraber sizlere paylaşayım hem de okuyalım. Evet, ben bitirdim. Sizler de okumanız için çektim arkadaşlar. Bu salonda Nisan ve Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında çok sayıda yarasa yaşamaktadır diyor. Bakın su damla sesleri geliyor zaten. Yukarısı muazzam arkadaşlar. Sarkıntılar. Devam edelim. Gezi güzergahı dışına çıkmayınız diyor. Riskli bölgeler demek ki. Şunlara bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi kayanın, yani taşın şu renkle, yani insanın aklı sıra ermiyor arkadaşlar. Şunların üstü yetişemiyorum. Şuraya yetişebiliriz bakın. Su ıslak ıslak elime geliyor. Zaten şurada damlama var bakın. Şimdi göstereceğim sizlere. Bakın şuradan damlayacak şimdi. Damla oradan akmış. Şöyle oyuklar var. İlk geldiğimde de şaşırmıştım. Hala şaşırıyorum çünkü uzun bir zaman oldu görmeyeli. Zaten akıl sır ermiyor şu mağaranın gizemliğini arkadaşlar. Şuraya bakın mesela. Ya şimdi ben gözle görüyorum. Kamerada net belli olmuyor ama gelip görmenizi tavsiye ederim. Resmen buz gibi kayalar ıslak ıslak akıyor arkadaşlar. Gün geçtikçe sarkıyor bildiğim kadarıyla. Yani buraya ilk girdiğimde korkmuştum biraz çünkü değişik bir sistem ve aşağı doğru iniyorsunuz. Genelde birkaç kişiye rast gelmiştim diğer gelmemizde. Birkaç kişi geri çıkmıştı arkadaşlar. Merdivenlere kadar inmişti. Ben fenalaşıyorum, geri çıkmam lazım demişti. Herkes giremiyor. Biraz aşağı doğru derin olduğu için korkuyor insan hali arkadaşlar. Çünkü bakın neyin ne olacağı belli değil. Şöyle paylaşayım. Bakın. Şöyle yukarıdan size paylaşıyorum. Aynı şekilde aşağısı. Hala bildiğim kadarıyla ilerletiyor diye biliyorum. Yürüyüş mesafesi. Evet, burası da sütunlar salonu. Bu salonun en belirli özelliği sütunların bulundurmasıdır. Hem şöyle tutayım hem de ben okuyayım, sizlere de paylaşayım.
Sıcaklık 18 derece. Mutlak nem 60'tır. Evet. En güzel yerlere geldik arkadaşlar. Sarkıtlara bakın. Muhteşem ötesi. Bir buradan gidiş var. Bir de buradan var. Şimdi bir bakalım nereden inelim. Buradan da inebiliriz. Şöyle tavanı da sizlere paylaşayım. Şurayı görmenizi istiyorum. Bakın sarkık. Şöyle. Flash olmadığı için net sizlere paylaşıyorum. Şöyle biraz geri çıkayım. Gördüğünüz gibi. Sanki mum erir sarkar ya arkadaşlar. Aynı onun gibi sarkıklar var tavanlarda ve ciddi derecede fazla. Muhteşem. Tarifi yok arkadaşlar. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Görenler de inanın büyülenmiş gibi olacak. Çünkü taşların böyle sarkması akıl sır ermiyor. Şimdi şuradan bir devam edelim. Sonrasında diğer tarafa geçeriz. Fazla da uzatmayacağım ama sizler için çekiyorum. Dediğim gibi benim buraya gelmem ikinci sefer oluyor. Işıklandırma biraz zayıf. Bu sarkıtlara zarar verdiği için video sonundan başlamış olanlar olabilir. Dikkat, alçak taban. Şuradan bahsediyor. Eğer göremezseniz diye şöyle bakın. Paylaşayım. Hatta şöyle geçeyim. Şu yürüme mesafesi. Bakın. Kafanıza vurabilirsiniz diye. Mantarlı salon. İri soğan sarkıtları ve salonun adını veren mantar şeklinde gelişmiş dikiler etkileyici bir görüntü yaratır. Su damları şıpır şıpır devam ediyor arkadaşlar. Şurası alçak tavan. Hatta şöyle bu tarafa geçeyim. Sizlere buradan paylaşayım. Belki daha iyi gösterebilirim. Evet, gördüğünüz gibi. Bayağı bir sarkmış. Sular damlıyor. Şapır şapır sular damlıyor arkadaşlar. Of, bayağı su varmış. Görmedik, önemli değil. İnternet üzerinden de çok izlemiştim ben bu mağarayı arkadaşlar ama inanın kendimizin görmesiyle izlememiz de tamamen farklı şöyle. Hala iniyoruz bakın. Evet, sonuna doğru geldik arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. En güzel bölümleri burası. Ve mağaranın bitiş noktası. Buradan daha da ileri gitmek yasak. Gidiş yolu da yok zaten. Ama açılacak diye biliyorum. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Tam bilgim yok ama öyle bir duyum almıştım. Gördüğünüz gibi. Gerçekten muazzam. Şimdi şu bölgeye doğru gidelim. En büyük sarkıtları göstereceğim sizlere. Şöyle bir bakın. Aşağı doğru da bir derin kuyu var gibi aynı. Flaş açamıyorum. Flaş açsaydım sizlere paylaşacaktım. Yavaş yavaş ziyaretçiler gelmeye başlıyor. Şöyle. İşte doğru çıkayım arkadaşlar. Bildiğiniz taş, kaya sarkmış. Şurayı da paylaşayım sizlere. Bunun ne hikmeti var bilemiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi bildiğiniz taş, kaya
Sarkmış, sarkmış, sarkmış. Şu noktaya kadar gelmiş değerli dostlar. Aynı şekilde burada da. Bunun gibi inceleri var ama karanlıkta kalıyor. Sizlere paylaşamıyorum. Özellikle bu şu an gösterdiğim taraf bayağı müthiş. Yani burayı gezip görmek lazım. Anlatmayla olmuyor. Ne kadar da söylesek inanın insanı buradaki kadar cezbetmiyor. Mağaramızın ve gezi alanımızın sonuna geldik. Umarım sizler için iyi bir bilgilendirme, iyi bir video olmuştur. Biz geziyoruz. Dediğim gibi bu ikinci gelişimiz. Hem hatıra kalsın hem de sizler için video oluşturdum. Umarım anlaşılabilir olmuştur ve zevk almışsınızdır. Değerli dostlar, yakın zamanda görüşmek üzere. Çarşamba günü dediğim gibi İstanbul'a dönüş yapacağız. Ve kaldığımız yerden videolarımıza devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Formel Motors kanalından herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun dostlar.